Ben doktor öğretim üyesi Gönül Akın. Eğitim hayatımdan bahsedeyim. 3 lisans eğitimi aldım. Bunların arasında turizm işletmeciliği, uluslararası ilişkiler ve havacılık yönetimi bölümlerinden mezun oldum. Daha sonra Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldım. İstanbul Üniversitesi'nde de doktoramı tamamladım. 2016 yılından bu yana İstanbul Beykent Üniversitesi'nde hem öğretim üyesi olarak alan dersleri vermekteyim, hem de idari anlamda bölüm başkanlığı görevini yürütmekteyim. Programda öncelikle derslerden bahsetmek isterim. Daha çok bölümümüz teorik derslerle birlikte yürümekte. Uygulama alanında sadece stajımız var. Teorik derslerde biz daha çok havacılığa yönelik olarak yolcu hizmetleri, yer hizmetleri, havayolu işletmesi, havacılık terminolojisi, harekat, genel havaalanı uçuş güvenliği gibi alana yönelik dersler veriyoruz. Daha sonrasında 3. ve 4. yarı yıllarda ise emniyet yönetim sistemi, havayolu filo planlaması, havayolu muhasebesi, havayolu pazarlaması gibi seçmeli dersleri de öğrencilere seçenek olarak sunuyoruz. Stajımız 30 iş günü zorunlu stajımız mevcut. Öğrenci 90 AKTS'yi tamamladıktan sonra yani 3. yarı yıldan itibaren zorunlu stajını yapmak zorunda. Bunu istediği havalimanında, istediği yer hizmetleri şirketinde yapabiliyor. Staj süresince sigortası okul tarafından karşılanıyor. Zorunlu stajdan önce yani 3. yarı yıldan önce de öğrenci staj yapmak isterse 20 iş günüyle sınırlı kalacak şekilde gönüllü stajını da yine istediği havalimanında, istediği birimde yapabiliyor. DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler arasında öncelikle havacılık yönetimi geliyor ki biz en çok onu tavsiye ediyoruz. Çünkü 2 yıl boyunca burada havacılığın bir altyapısını alıyor. Daha sonra bunu tamamlamak istediğinde havacılık yönetimi olan 4 yıllık bir bölüme tamamlamasını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde eğer ki hava kargoya ilgi duyuyorsa lojistik yönetimi, uluslararası lojistik gibi bölümlerle de DGS yapabilir. Bunun yanında turizm şirketlerinde çalışmak isterse hava yoluyla bağlantılı şirketlerdir. Buralarda da istihdam edilmek üzere turizm işletmeciliği bölümünü de tercih edebilir. Mezunlarımız yer hizmetleri şirketlerinde istihdam edilebilir daha çok. Bunun dışında eğer isterse ikram servis hizmeti sunan, yine havalimanlarında bulunan şirketlerde öğrenciler iş imkanı bulabilir. Bunun dışında yine hava kargo işletmelerinde de istihdam edilebilirler. İstanbul Beykent Üniversitesi bir marka değeri taşıyor. Şöyle ki 1997 yılından beri eğitim-öğretim hayatının içerisinde yer alan bir okul. Dolayısıyla öğrenci sektöre gittiğinde sektör yöneticileri bunu biliyor. Ve bugün yeni kurulmuş üniversitelere göre bir adım önde başlamış oluyorlar. İstanbul Beykent Üniversitesi'ni tercih etme sebeplerinden bir tanesi de staj olanakları. 30 gün zorunlu staj imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte biz staj bulma konusunda da öğrencilere yardımcı oluyoruz. Yani staj konusunda ikili işbirlikleriyle yani sektör üniversite işbirliğiyle öğrencilere staj olanakları konusunda yardımcı oluyoruz. Yine devamında istihdama yönelik de yine sektörle işbirliğimiz mevcut. Bunun yanında Erasmus olanaklarımız bulunmakta. Erasmus dediğimiz uygulamayla öğrencilik hayatının bir dönemini yurt dışında herhangi bir üniversitede bu bölümde yine bu bölüm olan bir üniversitede geçirebiliyor. Onunla ilgili de yani yurt dışındaki anlaşmalı olduğumuz ülkeler ve üniversiteler listesine web sayfasındaki Erasmus kısmından ulaşabilirler.